Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, işten geldim. Bu arada nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi bizi sorarsanız çalışıyor arkadaşlar. Bugün cumartesiydi. Bugün bir 3 saat 4 saat mesai yaptık. Yani mesai ile geçti bugün. Bizim işin durumu şu arkadaşlar. Mesela bugün cumartesi. Cumartesi günü 3 saat mesai mi, 2 saat mesai mi ne yazılıyor? Onda ay başında mı 2 gün mü ne izin yapıyor? Mesela izine çıktığından itibaren bu 2 günü paralel olarak kullanabiliyorsun. Ve pazar günleri tatil arkadaşlar. Yarın pazar malum. Pazar. Ondan sonra başka ne var? Sigorta çalışıyor. Evet. Ondan sonra alçı boya, ondan sonra bu tür işler yapıyor arkadaşlar. İşte yoklama moklamalar var. Çoğu yerde kırık dökük çok. O yüzden bugün böyle devam etti. Yarın da belli değil işte. Yarın da pazar, yarın da mesai olabilir diyorlar. Bilmiyorum da mesai olur mu olmaz mı dediğinde. Onda biz size haber ederiz dediler. Onda haber gelmediğine göre demek ki mesai falan yok. Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şunu söylemişler, bu yorumu yapmak istedim. Yani bugün baktım yorumların çoğunu okuyabildim arkadaşlar. İşten dolayı cevap veremedim ama bugünkü yorumlarımıza hepsine cevap vereceğim. Bazı arkadaşlarım demiş yok, Leyla Sultan demişler. Leyla bacım değil arkadaşlar benim Hakkim Evren. Benim Hakkim Evren benim bir büyüğüm. Yani yurt dışında kalan bir tanesi, şahıs diyeyim öyle. Ondan sonra işte biri demiş işte mal ne? Miras hak ne bileyim ney hak diyerek. Arkadaşlar ben miras hak değil demedim. Kimsenin mirasına da el uzatmadık çok şükür. Ama şöyle bir şey var. Benim aldığım bir şey miras olarak sen görüyorsan demek ki senin beyninde bir özür var. Bu yazana söylüyorum yani. Beyninde bir özür var. Ya da sen milletin böyle aldığına şiddetine çok gözüm takılıyor. Demek ki senin de gönlün var. Kusura bakma ben alın terimden aldım bu arabayı. Kimsenin bir kuruş vermişliği yoktur. Ben kendi arabamı sattım. Ben bu arabayı aldım. Benim paramı da eğer sen miras olarak gözlüyorsan sen gerizekalısındır. Kusura bakma. Ha, benim babamın evleri var. Tam orası miras. Orası bölüşülür. Ona ben boynum kıldan ince. Mahkemeye gitmeden de gelse ben bölüşürdüm. Hiç şeyim yok. Ama tutup da sen benim aldığım arabayı, iyi o zaman ben gidin başkasının bir aldığı bir şeye ben sahip çıkın. Böyle hangi bir devlette var, hangi bir saçmalık bu ya? Neymiş? Adı annemin üstündeymiş. Kusura bakma annem mi verdi parasını? Yok ben verdim. Peki onu da geçtik arkadaşlar. Bu şahıs, ben abamı 8 ay, 9 ay, belki de 1 senedir sırtımla oraya buraya götürüyordum. Neredeydi kendisi? Benim çoluğum çocuğum yatak yatmadık. Neredeydi onun çoluğu çocuğu? Niye bir sefer bir böyle telefon açıp da anne şurada bir ihtiyacınız var mı diye sormadı? Madem öyle şey ise hak mirassa ben gece mi geceme kattım gündüzüme kattım kimse kusura bakmasın. Ben abilerime şeylerime demiyorum. O şahsa diyorum. O yatağında yatarken kafasını mışıl mışıl vururken Kemal Diyaliz'den geliyordu. Sizin kendiniz de görüyordunuz. Bak görenler de yazıyor da biliyor ama şeysine yazıyor yani. Okuzluğuna yazıyor. Yazsın. Kusura bakmasın. Ben diyalizden geliyordum. Bir iki saat duruyordum. Tekrar sırtıma bindirip doğru ben hastaneye gidiyordum. Ya o gün hastaneden geliyorduk ya da hastaneden yatırıyorlardı bizi. Hastaneden geldiğimiz gün gece yarıları ben hastaneye tekrar gidiyordum. Çoluğumuna çocuğumuna. Sabahlara kadar benim çoluğum çocuğum hastanelerde biz nöbet tuttuk. O zaman neredeydi? Niye o zaman yoktu? Ondan sonra bana telefon açacak. İyi kardeşim ne? İyi sen abamı koya getir. Niye? Çünkü oradaki abimle kuz. Ondan sonra benim eşimle kuz. Gelecek oraya yeri yok, yüzü yoktu. Ondan sonra buraya geldi. Burada tatil yaptılar. Şeylere gittiler sen getir ismini. Erciyes dağlarına kadar çıkana kadar abasının yanına geleydi. Niye gelemedi? Neymiş doktora gelmiş. Ha doktora mı geldin? Öteki abilerim niye geldi benim? Benim abilerim 3 kere 4 kere geldiler.
Niye onların canı yok mu? Onların abası değil miydi? Ha, yerken iyiydin ama. Maaşını biriktirirken iyisin. Oğluna kremse denişmek için. Ondan abamın eşyalarını alırken iyisin. Yakacağı komple duruyor. Ne? Arkadaşlar bazen böyle bazı arkadaşlar var. Sırf yani neyine yazıyor? Ziyankelliğe yazıyor. Anladın mı? Biliyor. Öküz gibi de biliyor ama ziyankelliğe yazıyor. Nasıl bu Kemal dayı sinir ederek? Kusura bakma ben zaten sinirliyim. Anladın mı? Ben sinirliyim arkadaş. Çünkü benim malımı şu anda gasp bitmeye çalışıyorlar. Tamam mı? Ben birinin bir şeysini şunu bu benim ise benimdir arkadaşlar. Benimdir yani bunun parasını ben vermişsindir. Sadece ismi geçerek abamın üstünde olarak şey diyorum. Madem onların hakkı vardı niye abilerim istemiyor? Niye abilerim istemiyor? Niye köydeki Lila bacım istemiyor? Sırf o istiyor. He? Madem abamın hakkı varsa ötekiler de istemesi lazım. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Biraz gözü böyle yani içinizden gelerek konuşun. Öyle yazı yazmayın işte ha ne bileyim ne. İşte sen bacana diyor intizar mı diyorsun? Ben bacıma intizar etmiyorum ki. Ben kimseye intizar etmiyorum. Ben diyorum ki abama söylediğini de bak ben abama söylediğini söylüyorum. Diyalizde telefonu açtığında abama ben ölüyorum diyormuşmuş. Benim kafamda tümör var diyormuşmuş. Ben kanser oldum diyormuşmuş. O imzayı atmayacaksın Kemal'a diyormuşmuş telefonda. Ben onun için söylüyorum. Hani niye ölmedin diyorum. Ondan sonra 8 ay oldu abam öleli. Sen hala yaşıyorsun diyorum ben. Niye sen ölmedin hala? O zaman varmış bir tanesi bugün kardeş kardeşe şitmez sana yazıklar olsun. Asıl sana yazıklar olsun. Asıl onu yapanlara yazıklar olsun. Anladın mı beni? Ya. O zaman kalkıp da bana cahit cürt yapmayın. Sağ olun. Bak, öbür abilerim, ablalarım var. Mesela bir sürü ki yorum yapanlar var. Beni gerçekten tanıyan insanlar var. Benim gerçek ne yaptığımı gören insanlar, ablalarım var. Hepsi de yazmış zaten oraya. Sen çıkıyorsun oradan lah 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 okusun diye oradan bana lah lah yapmaya çalışıyorsun. Yok işte miras, hak ne bileyim ne, hukuk, şu bu. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bugün avukat tuttum. Evet bugün avukat tuttum. Yarın ben tekrar mahkemeye verecekler pazartesi günü. Yarın deme ama pazartesi günü işte ben buradan şey göndereceğim. Vekaletimi göndereceğim avukatıma. Avukatım tekrar mahkemeye verecek. Mahkeme açacağız. Çünkü ben şu anda babamın yerine ben şu anda tam 500 milyar masraf etmişsin. Yani o masrafı şu anda mahkemeye sunacağız. Bakalım ne olacak. İnşallah bir şeye gelecek inşallah. Yani diyeceğim bu arkadaşlar. Ha ben burada paylaşmak istedim. Niye paylaşmak istedim? Siz de onu da bilmenizi istedim. Ben her zaman diyorum yani. Ben bir şey yapıyorsam söylerim abi. Ben çıkarım. Bugün neyse onu söylüyorum. Bak bugün ben avukatımla konuştum. Bugün avukatı tuttum. Avukatı tuttum. Bugün mahkemeye veriyorum. Yani pazartesi günü mahkemeye vereceğim onu. O şahsı vereceğim. Yani işte evlerdeki bakalım ne alacakmış, ne hisse alacakmış. Onu da bakacağız. Diyeceğim bu. Yani bu arkadaşlar bu şey değil ha. Bu siz getirin. Ha bir de şu var arkadaşlar. Ben oradan buraya getirtmişsin abama. Ha, bunu anlatıyordum size. İşte ben abama telefon açtı. Benim hanımına kuş. Ondan sonra abim bilinen kuş. Burgaz'a gelemedi. Bana yalvardı ya. Bana günlük telefon açıyordu. Kardeşim abamı köye getir. Kardeşim abamı köye getir. Ben abasını köye getirdim. Köye geldiğinin masrafını bana biçmiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Köye izine gelmiş. 5.000 euro harcamış. Onu da ben ödeyecekmişsin. Niye? Ben çağırmışsın onu. Neye çağırmışsın? Abasına çağırmışsın. Ulan senin benim abamsa senin de aban. Kusura bakma. Sen gelmeyedin bana ne? Sen gel mi söyledin bana gel gel abamı getir ben koyda görmek istiyorum abamı deyip sen görmek istedin. Ondan sonra gelmiş bana 5.000 euro borçluymuşsun ben ona. Çatı yaptırdı. Uçak biletleri. Burada yediği içtiği. O sonra şeyler masraflarını bana biçmiş arkadaşlar. Ben ona 5.000 euro borçluymuşsun. Yani ben boş işte 5.000 euroyu ben vereceğim sana. Diyeceğim o arkadaşlar. Evet yani bugün dediğim gibi bugün de biz mahkemeyi ya pazartesi günü başlatacağız inşallah. Pazartesi günü avukata vekaletimi göndereceğim.
Mahkememi açacağım. Bundan da haber olursun. Bugün konuştuk avukatına. İnşallah bir yoluna girecek arkadaşlar. Yani diyor, avukat da öyle diyor, yani ne bulundurursan, yani yaptığın gittiğin zaten göz önünde bulundurulur diyor. Masraflarını çıkarılır diyor yani. Mesela 500 milyarı harcadıysan diyor, sana 500 milyar oradan çıkarılır diyor. Madem o kadar tutuyorsa diyor, yani o kadar mirasınız varsa diyor, 500 milyar o evden çıkar diyor yani. Yani ne yaptığın gittiğin diyor, şey yapar diyor. İnşallah Allah büyük kurban olduğum Allah. Ben Allah'a diyorum ya. Başka kimseye demiyorum ben. Benim Allah'ım var. Başka kimsem yok. Ha, benim abim de yanında. Ha, bacımı bilmiyorum. Lila bacımı bilmiyorum. Yani Lila bacım bile biliyor. Yani kimin ne olduğunu biliyor. Yani onu harcadığımı, evi, arabayı aldığımı o da biliyor. Herkes biliyor arkadaşlar. Bilmeyen kimse yok benim. Bilmeyen bir o şans yani. Benim hakkımı evren. O da biliyor. Bilmecelikten biliyor. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum yani? Abam geçen ben bir avukatına konuştum. Senin anan diyor, avukat bana dediği şu arkadaşlar. Bir avukat anan diyor, senin diyor 2 ayda mı diyor o kadar parayı biriktirdi de diyor araba aldı diyor. Yani diyor avukat şey, hakim diyor bunu bile diyor gözünde bulundurur diyor. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Biz kimsenin hakkını yemedik. Biz kimseden çalıp çıkmadık. Benim alın terim o da orada. Benim çoluğumun çocuğumun rızkı. Ha, ileride ben satarım, ev alırım ya da bir şey yaparım. Yarın benim bir şey olur. Yarın benim çoluğum çocuğum bir şey olur. Onlara harcarım gibisinden ben paramı arabaya bağladım. Bunu herkes de biliyor. Ha, intizar et, bir tanesi demiş ki sen intizar ediyorsun. İntizarı ben itmiyorum arkadaşlar. İntizarı o itti zamanında. İntizarı o itti. Yani kardeş kardeşe intizar edebilir de bir insan anasına intizar etmez. Anlatabiliyor muyum? Anasına bir şey olup da zehir zıkkım olsun benim verdiğim ekmekleri deyip de bana mesaj yazmaz. Bana mesaj attı, benim mesajlarım duruyor da. Ondan sonra o arabanın içinde ikiniz de kaza yaparsanız ölürsünüz diyerek bize mesaj atan insan o insan. Bir daha şu şeyi aydınlığa getirelim arkadaşlar. Benim Leyla bacımla alakam da yok. Bak benim Leyla bacımla ya da Hasan'la benim alakam yok. Bak bunu bir kez daha vurguluyorum. Mesajlarda ikide bir yorumlarda Hasan'ı ondan sonra Lila bacım diye geçirmeyin yani. Ben onlardan bir alıp veremediğim yok. Benim o adamlar kendi işinde, ben kendi işimdeyim. Herkes de biliyor benim arabamı kendi aldığımı. Hasan da biliyor, ondan sonra Lila bacım da biliyor. Abilerim de biliyor, herkes biliyor arkadaşlar. O arabayı benim kendim aldığımı. Bundan dolayı işte bazıları yazıyor işte biz bu meseleyi anlamadık. Meseleyi anlamayacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim miraslık şeyimiz var. Abama çok baktığından, abama yedirdiği ekmekleri zehir zıkkım ittiğinden şu anda abamın, ağamın, babamın da yani, abamın da değil, babamın bir 900 metre yer var, orayı mahkeme verdi yani. Yani bunlar da değil maksat. Yani arabayı ben alamadım da Kemal aldı gibisinden algı yaratıp bizi mahkemeye verdi. Ben öyle bir şey olsaydı ben onun parasını bilmezdim. Onun için diyeceğim arkadaşlar, gerçekten biraz kaha bugün avukatımla konuştum, biraz kafam rahatladı. Yani o da bir rahatlattı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bugün bayağı bir yardımcı oldu bana. İnşallah pazartesi günü de vekaletimi vereceğim. Mahkememe başlatacağım. Yani bakalım ne olacak, sonu ne olur bilmiyorum. Yani hani şu Kemal Sunal'ın bir filmi var arkadaşlar. Hani böyle yer tarlasına girdi, ne bileyim ne tarlasına girdi diye eşeğe biniyorlar gidiyorlar ya mahkemeye. Gayrı biz de bin evine giderek gayrı. Oradan onun avukatı, buradan benim avukatım gidesinler orada. Kozlarını paylasınlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben ne diyorum? Yani Allah'tan gelen her şeyi boynumuz kıldan ince. Kurban olduğum Allah'ın neyse hayırlısı onu versin. Ben onu istiyorum. Zaten her zaman onu diyorum bana. Hayırlısı neyse benim çoluğuma çocuğuma hayırlısı neyse onu nasip etsin. Ben zaten fazlasında gözüm yok. Allah kimse kim de benim hakkımda bir şey düşünüyorsa Allah'ın 5 katını versin. Bak kimsenin malında, mülkünde hiç kimsenin gözümüz yok. Çok şükür. Allah'ın ne varsa muratları, gönlünde ne varsa Allah 20 katını versin. Ben de bunu diyorum arkadaşlar. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Kimseyle dönüş çekişmişliğimiz yok. Hele ikide bir bana Hasan gibi, Lila bacım gibi katmayın. Yani sizden rica ediyorum. Yani bunlarla alakamız yok. Yani bunlarla bir şeyimiz yok. Tamam, bizim kırgınlığımız oldu, şey gitti, bitti, gitti. Ona ben bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi bizim meselemiz onlar değil.
Bizim meselemiz yurt dışındaki sahte hacılarından. Hacıya gidip de namaz kılıyorlar. Korsanız Allah diyorsun var ya, evliya ne sanarsın? Uçacaklar böyle. Pır 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 uçacaklar. Ama işleri gücleri şeytanlık. İşleri gücleri şeytanlık. Kurban olduğum Allah'ım da görüyor işte. O da kat kat biliyor ona. Kat kat biliyor valla. Her tarafı dert oldu. Her tarafı dert oldu. Allah'ım daha beter edecek onu. Daha Allah'ım beter edecek onu. Dediğim gibi arkadaşlar, bugünlük videomuz böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, bizde kalın. Bir şeyleri yine paylaşırım arkadaşlar. Yani süreç nasıl devam ediyorsa, süreçlerde işte mahkeme şudur budur, onları tekrar sizinle paylaşırım. Siz de bilgilenin. Yani bu durumdan bir ben değilimdir. Çoğunuzun başında vardır. Yani yazan ablalarım, abilerim de var. Yani çoğu yazmışlar işte, bizim de böyle böyle davamız var, şudur budur diye. Herkesin başına gelen bu dava arkadaşlar. Umarım herkes anlaşarak böyle kavgasız domuzsuz bir mal bayrağı paylaşım olur. Çünkü bizim paylaşılacak çok bir malımız da yok arkadaşlar. Allah da vermemiş kurban olduğum Allah. İyi ki de vermemiş. Neyseymiş, birbirimizi yirmişiz biz. Daha biz 9 metre yeri bölüşemedik. Onun için diyorum arkadaşlar, dediğim gibi süreç oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah bakalım. Herkes merakla bu mahkemenin sonunu bekleyecek. Kemal Sunar gibi gayrı git git geleceği şey yapacağız. Umarım Allah hayırlısını verir inşallah. Hayırlısı neyse olsun. Dediğim gibi herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Allah'ım darda kalmışlarımızı, zorda kalmışlarımızı, Allah'ım hastalarımızı Allah'a acil şifalar versin, yardımlar etsin. Öncelikle bu diyalizdeki hastalarımızı kurban olduğum Allah acılarını azaltır inşallah. Hastane süreçleri iyi geçer. Ağrısız geçer bu koluna iğne girdiklerinde. Abam bana öyle derdi kurban olduğum. Kemal'im aba derdim, yine iğne yalan şöyle iğne taktılar bana, taktılar soktular derdi. Ben de böyle güler gibi yapardım. Bilmiyorum. Bir de sana soksalar dedi. Bir de sana soksalar da bu görsen kız. Ben bir şey demiyorum baba derdim. Bana öyle dedi ya. Yazık, rahmetli, kurban olduğum. Hiç aklım ucundan çıkmıyor arkadaşlar. Yemin ederim. Ben şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Ben yatıyorum, kalkıyorum abamına. Benim valla diyorum mal, şu, mülk, valla Kur'an çapsın hiçbir şey umurumda bile değil. Allah çapsın değil bak. Size en büyük yemin ediyorum. Benim mal, mülk hiçbir şey gözümde değil. Benim şu andaki içimde, tek bir içimde bir şey var. İçimde, tek kalbimde anam var. Başka bir şey değil. Benim beynimdeki anam. Anamdan başkası da hiçbir şey yok. Ben başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ben yatıyorum, kalkıyorum anamla. Gidiyorum, geliyorum anamla. Yiyorum, içiyorum anamla. Yani her şeyim anamla arkadaşlar. Allah kani kani rahmet eylesin. Yattığı yerler nur olsun inşallah. Allah'ım cennet bahçesine koysun. Allah'ım Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Tüm geçmişlerimizi, anamı, babamı, böyle hep geçmişlerimizi Allah kurban olduğum Allah cennet köşelerinden bir yerler verir. Peygamber Efendimiz'e de komşu eder inşallah. Evet arkadaşlar, aklınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.